Herkese selam arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün varsayım videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bir hafta önce bir story attım benimle ilgili varsayımlarınız diye. Bugün de onları cevaplayacağım. Cevapları henüz görmedim. Şimdi ilk defa göreceğim ve olabildiğince samimi şekilde cevap vereceğim. Dilerseniz videoya geçelim. Evet, o zaman ilk varsayımla başlayalım. Çağan bence saçını yapmak için çok zaman harcıyor. Asla öyle bir şey değil. Zaten benim saçım kıvırcık olduğu için okula falan giderken sabahları direkt böyle çıkıyorum. Bazen çok kötü oluyor yani. Şöyle falan oluyor, garip şeyler oluyor. O zaman şey sürüyorum, böyle bukleleri arttıran bir şey, garip bir şey var, kıvırcıkları özel zaten. Onu sürüyorum, yani bir tık daha kabarıklı insin diye. Maksimum yaptığım şey bu saçımla ilgili yani. Başka hiç uğraştığım bir şey yok. Çağan bence tam bir gamer. Yani tam bir gamer olmak istiyor diyebiliriz. Biliyorsunuz oyun oynamayı çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Bu sene hani oyundan daha çok derslerime odaklanmam lazım. Boş zamanlarımda arkadaşlarımla oyun oynuyorum, o kadar. Bu sene böyle. Çağan bence eski arkadaşlarını çabuk unutan biri. Aksine aslında en yakın arkadaşlarım geçmişten tanıdığım arkadaşlarım. Çünkü hani birbirimizi daha çok tanımış oluyoruz bu süre zarfında. Ben de zaten hani çok yakın olmadığım biriyle çok iyi arkadaş olacağımı düşünmüyorum. Ve benim alışma sürecim biraz uzundur. Aslında varsaydığınızın tam tersi. Kolay sinirlenmez ama sinirlenince tersi pis. Doğru. Bence korku filmlerinden korkuyorsun. Korkuyorum değil de izlemeyi tercih etmiyorum. Yani korkmak için bir şey izlemeyi sevmiyorum diyeyim. Bence Çağan yemek seçen birisidir. Asla yemek seçen birisi değilim. Şu ana kadar denediğim şeylerden mantar dışında her şeyi yerim. Çağan bence tuzluyu tatlıya tercih eder. Şimdi sıralama yapmak gerekirse birinci sırada ekşi var. En sevdiğim tat ekşidir. Acıyı hiç sevmem, o en sona gelebilir. İki, tuzudur ya. Tuzluyu tatlıdan daha çok severim. Çağan bence 9. sınıf olduğu için çok üzgün. Üzgün değilim aslında ama stresli olabilirim biraz. Fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih diye böyle derse ayrılarak girdi. Biz bir de matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce yaşıyoruz. Bu da tabii zor. Yani Türkçesini bilmeden İngilizcesini öğrenmek. Şu anlık iyi gidiyor, bakalım. Bence derbi günleri sinirli olur. Sinirli değil de biraz gergin oluyorum, evet. Çağan bence ani kararlar verebilen biri. Oo, hiç değilim. Sıfır yani. Bu hayatta en ani karar veremeyen insanlardan biri olabilirim. Böyle yemek seçerken falan böyle restorana gidiyorum. Soruyor garson. Bekliyorum. Bir 5 dakika falan bekliyorum. Strese giriyorum. Sonra bir şey söylüyorum. Yemek geliyor, yiyorum. Keşke diğerini söyleseydim falan yapıyorum böyle. Yani bu konuda hiç iyi değilim. Daha önce sadece 3 kere kavga ettin. Hiç böyle ciddi bir kavga etmedim. Hani arkadaşlarımla böyle zıt düşüncelere gittiğimiz anda tartıştığımız oldu böyle hani, ama sözle, fiziksel olarak hiç kavga girmedim daha önce. Çağan çok... bence normal hayatında bir tık utangaçtır. Bir tık mı? Ya bununla saklanacak hiçbir şey yok. Ben utangaç biriyim arkadaşlar. Ya yeni bir ortama girdiğimde oradaki en çekingen insan benimdir genel olarak. Çok utangaç biriyim ama biriyle samimileştiğim zaman, daha yakın olduğum zaman, o kişiyi tanıdığım zaman utangaçlığım tamamen gidiyor. Çağan bence sınıfta orta sıralarda oturuyordur ve herkesle iyi anlaşıyordur. Orta sıralar değil, ben en arka dörtlüde oturuyorum. Genelde şöyle bir algı var, böyle en arkada oturanlar daha tembel çocuklarmış gibi. Bence hiç alakası yok. Geçen sene de en arkada oturmuştum. Ben orada daha rahat ediyorum, niye bilmiyorum. Herkesle iyi anlaşmak diye bir şey olduğuna inanmıyorum ben. Ama yani birebir bir şekilde sorunum olan kimse yok asla. Ve çok yakın olduğum arkadaşlarım da var. Bence dizinin yayınlanıp bizim güzel yorumlarımızı görmeyi özledi. İşte en doğru varsayım bu olabilir. Çok özledim gerçekten. Çağan bence 1.75 boyunda. 1.75. Şöyle söyleyeyim. Ben şu 1,5 senede inanılmaz hızlı uzadım arkadaşlar. Toz kuparan ilk başladığım günlerde, onun da videosu vardı, orada da söylemiştim. Boyun 1.64. Burcu İkizler. Göz rengi Ela. 1.64 falandım, öyle bir şeydi sanırsam. Şu an boyum 1.82. Çağan bence düzen konusunda annesini delirten bir çocuk. Seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim sevildiğim için ama şimdi soru sen yanıt vermek ister misin adamım? İstemem. Evet. Şimdi şöyle. Bazen bir tık sorumsuz olduğum anlar olabiliyor. Ama çok nadir oluyor, şey yapmayın.
Ne olabilir maksimum? Yatağımı toplamamak olabilir işte. Onun dışında şey olmaz yani. Çorap. O da var. Olabilir böyle şeyler arkadaşlar. Tamam, geçtik. Evet, sağ ol. Bence bir abisi olsun isterdim. Yani abi ya da abla değil de bir kız kardeşim daha olsun isterdim yani açıkçası. Çağın bence alışveriş yapmayı sevmiyor. Hiç, gerçekten hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum. Çocukluğumdan beri nefret ediyorum. Kendime alacağım şeyleri bile ben gidip almam yani. Anneme aldırıyorum. Diyorum anne sen al, deneyelim, olmazsa değiştiririz falan yapıyorum böyle. Çağın bence sabırsız biri. Şimdi inkar etmeye gerek yok. Evet, sabırsız biriyim. Böyle bir şey istediğimde hemen o an olsun istiyorum. Ben şey gibiyim böyle. Kargo yola çıktığı anda kargo böyle camdan bekleyenlerdenim yani. Çağın bence okuldan eve geldiğinde anne acıktım diye bağırıyordur. Aslında yanlış. Okuldan çıkınca telefonla arayıp orada başlıyorum hani şey yapmaya. Eve gelince de devam ediyorum. Yemek yiyene kadar bu süreç böyle devam ediyor. Ben çok sık ve çok yemek yiyorum. Yemek yemeyi gerçekten çok seviyorum. Çağın bence sayısalcı. Evet. Yani hep sayısal derslere bir ilgim vardı. Muhtemelen lisede de fen matematik seçeceğim. Bence TikTok'um var. Yok. Yani bunu Instagram'dan da çok soruyorsunuz. Benim herhangi bir TikTok hesabım yok. Bence Çağan bu sene sette daha çok keyif aldı. Yani her sene keyif alıyoruz aslında ama bu sene biraz yani söyleyemiyorum da spoiler'a kaçıyor biraz da. Ne kadar söyleyeyim artık bilmiyorum ama şeyden de bir şey olmaz herhalde ya. Bu sene çok fazla aksiyon var arkadaşlar. Benim ne kadar fazla aksiyon sevdiğimi biliyorsunuz. Gerçekten tatmin oldum. Siz de tatmin olacaksınız muhtemelen. Gerçekten inanılmaz iyi şeyler çıktı bence. Çağın bence çok konuşmayan birisi. Evet. Utangaç olduğumu da söylemiştim. Yeni bir yere girdiğimde özellikle çok konuşmam. Daha çok sessiz kalmayı tercih ederim. Arkadaşlarımla ama bayağı konuşurum yani. Bayağı sohbet ederiz. Çağın bence yakışıklı olduğu için para kazanan biri. Böyle bir şeyin olacağına inanmıyorum ya. Bir işte yeteneğiniz yoksa yani veya yeterince çalışmadıysanız sadece görünüşle bir yere gelemezsiniz bence. Bence sen üzülsen bile bunu karşı tarafa pek yansıtmayan kişilerdensin. Yani bunu pek beceremiyorum. Kendimde en sevmediğim özelliklerden biri olabilir. Keşke bunu becerebilsem diyorum ama maalesef yapamıyorum. Hayır, öyle bir çökerim ki anlamamak mümkün olmaz. Yani illaki biri görüp ne oldu ya falan yapar böyle. Çağın bence linçleri kafaya takmıyor. Yani tam takmamak mümkün değil arkadaşlar aslında. Ama eskiye göre ben bununla da daha olgunlaştığımı söyleyebilirim. Eskiden böyle niye böyle düşünüyorlar ya falan diye üzülüyordum. Çok üzülüyordum. Şu an artık o kadar da kafaya takmamak gerektiğini öğrendim. İyi yorumlarınızı görünce inanılmaz seviniyorum. Hepsini çok teker teker okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Kötü yorumları da kafaya takmamak gerektiğini artık yavaş yavaş öğreniyorum diye. Ama bazen böyle çok haksız yere çok büyük bir şekilde suçlandığını görmek üzüyor insan tabii ki yani. Çağın bence Beşiktaş kaybedince ağlıyordur. Ağlamıyorum. Üzülüyorum. Eskiden ağlıyordum. Gerçekten ağlıyordum. Böyle bir gün boyunca ağlıyordum yani. Öyle ağlamak değil de üzülüyorum tabii. Sonuçta Beşiktaş sevdası var içimde ama genelde kazandığım için çok şey olmuyor. Çağın bence her gün ne giyeceğim derdine düşmüyordur. Aynen öyle. Sabah kalkıyorum. Okula giderken değil de hafta sonu mesela dışarı çıkıyorum. Hiç kombin böyle ayarlayamam zaten renklerin uyumu falan. Hiç bende yok. Alıyorum sweatshirt hangisi gelirse elime giyiyorum. Eşofman hangisi gelirse giyiyorum. O şekilde çıkıyorum dışarı yani. Hatta Instagram'dan yazıyorsunuz bana şu sweatshirt üstüne yapıştı artık çıkar şunu tişört falan. Yani şöyle yaz başı bir alışveriş yapıyorum. Kış başı alışveriş yapıyorum ve üstüme olduğu sürece bir şey giyiyorum. Yani böyle sürekli yeni ne çıkmış ne moda hiç onlara takılmam yani. Bence sen evden çıkarken bir şey unuttuğunda eve ayakkabılarla tekrardan giriyorsun. Şimdi arkadaşlar bu soruları annemin okuyacağını düşünerek keşke şey yapsaydınız. Şöyle diyelim, mesela okula gidiyorum, anahtarımı unuttum. Parmak ucunda, tabanımızın yere değmediği kısımda yürüyerek alabiliriz. Böyle olur maksimum yani, yoksa çok böyle ayakkabıyla yürüp öyle bir şey söz konusu değil. Bence ayakkabı numaran 41. 41 değil arkadaşlar, boyumla birlikte ayak numaram da çok fazla büyüdü. 45 giyiyorum ben. Çağın bence filmi dublajlı değil, altyazılı izliyordur. Öyle yabancı filmleri altyazılı çok daha fazla seviyorum. Orijinal sesle dinlemek ama yani animasyonları genelde Türkçe dublaj izliyorum. Bence ilk projesine kadar birçok audition vermiştir.
Çok verdim. Aslında ilk verdiğim audition'a seçildim o projeyi. Ama ondan sonra atıyorum 8 projem olduysa en az 80 tane audition verdim. Yani 10 katı audition kesinlikle vermişimdir. Can bence düz saçı kıvırcıktan daha çok sever. Eskiden böyleydi. Özellikle her saç kesiminde subay tıraşı yaptırırdım. Çok seviyordum. Ama artık bir tık üşengeçlik de işin içine girince kıvırcığı daha çok sevmeye başladım. Şu anda kıvırcık kullanıyorum. Ve bence daha iyi düzden ya. Bence sakin ve olgun davranışlarının altında küçük yaramaz bir çocuk var. Bu olabilir. Evde babama ve Ege'ye karşı biraz böyle delirmeceler falan olabiliyor. Tatlı bunu, anlar yaşanıyor. Bunu ifşalayabilir miyim ben burada bir fotoğrafla mesela? Nasıl yani? Çok da nasıl yapılır bende? 1.80 boyunla babanın üstüne çıkmaya çalıştığın... Photoshop'u arkadaşlar şey yapmayın o. Neredeyse artık şu. Evet. Çağın bence kahve içmeden güne başlayamıyor. Asla öyle bir şey yok. Kahve, çay gibi takıntılarım yok. Hatta yemek yerken de böyle yanında genelde bir şey içmem. Sevmem. Sabah uyandığımda da elimi yüzümü yıkayınca ben açılıyorum yani. Evet, varsayımların sonuna geldik. Elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalıştım. Bence güzel bir video oldu. Samimi bir şekilde cevapladım hepsini. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.